Herkese merhaba. Sizler için hassas olan bir konuyu dost acı söyler konseptiyle sunmak istedim bugün. Çok önemli ve hassas bir konu. Seven insan ne yapar? Bir insanın sevdiğini nasıl anlarsın? İlişki için neler yapmalı? Üstümüze düşen ne, düşmeyen ne? Anlattık durduk bunca zaman. Bir de farklı bir bakış açısından gidelim dedim. Seven insan neler yapmaz? Onları bir sıralayalım. Bana geçen gün ağza alınmayacak şeyler söyledi. Seviyor beni biliyorum ama çok kırıldım. Tanıdık geldi mi bunlar? Yapıyor ama seviyor da. İşte böyle bir şey yok dostlar. Çünkü sevgi denilen kavram bazı şeyleri yapmaya engel olur. Sevdiğim yanlış anlamasın dersin, hep ince düşünmeye çalışırsın, fedakarlık gösterirsin. İşte bu mantığı ön planda tutarak anlatacağım bugün size. Birçok maddemiz var, siz de bir kontrol edin bakalım. İlişkinizde bunları yaşadınız mı? Ya da flörtünüzde? En çok hangisiyle karşılaşıyorsunuz ya da eskiden hangisiyle çok karşılaştınız? Yorum kısmına da paylaşırsanız biz de küçük bir anket yapmış olalım kendimizce. Uzatmayalım, hemen başlayalım. 1. İlgisiz bırakmaz. Çok seviyor ama yoğunluktan arayamıyor. Kaç günde bir konuşuyorsunuz diyorum. İşte haftada bir kez muhakkak diyor. Bir tane fıkra vardır. Fıkra anlatmayı da dinlemeyi de pek sevmem ama çok yerinde bir örnek diye anlatacağım. Siyasi bir anlam çıkarmayın lütfen. Amaç sadece zamanlamayı vurgulamak. Adamın tekine sorarlar. Şarap içer misin? Akşamdan akşama diye karşılık verir. İbadet eder misin? Cumadan cumaya der. İşte buradan yola çıkarak bir daha dile getireyim. Ne sıklıkla arar? Haftadan haftaya. Diyorsan eğer sen buna alışmışsın demektir. Ya da süreci normalleştirmeye çalışıyorsun demektir. Bakın ilgi diyoruz ama akla hemen şu gelmesin. Amanın sevgilisinin gülü, aşkili bombomum benim, abalap şubalap gibi iletişimlerden bahsetmiyorum. Arama, sorma, nasıl olduğunu merak etme, yanında olduğunu gösterme ilgiye girer. Günde bir kere mesajlaşıyorsun mesela. Hasta olduğunda iyileşip iyileşmediğini, nasıl olduğunu merak ettiği için o sayıyı birden dörde çıkarmaktır ilgi. Yok yok soruyor, hastayım dediğim zaman dakika başı nasıl olduğumu soruyor. Ona gitmen konusunda işi sağlam almaya çalışıyor olabilir mi dendiğinde yok canım değildir herhalde diyorsan o şüphe adamı yaşatmaz ben sana söyleyeyim. Yani dostlar video başlığına geri dönersek seven insan ilgisiz bırakmaz. Çünkü seven insan bunu bir görev olarak değil kendi içinde önemli bir kavram olarak yapar. 2. Tereddütte bırakmaz. Bu maddede söyleyeceğim şeyler hassas, o yüzden dikkatle dinlemenizi öneririm. Seni aldattığını nasıl anlarsın? Onun arayışta olduğunu nasıl anlarsın? Seni kullanıp kullanmadığını nasıl anlarsın gibi videolarım var benim. Bu videoların altında da sık gördüğüm bir yorum var. Bunlardan bazıları var ama acaba gerçekten öyle mi? İşte arkadaşlar, acaba'yı içinizden geçiriyorsanız bu işte bir sorun var demektir. Neden? Çünkü seven insan karşısındakini tereddütte bırakmaz. Her gece telefonunu açık tutan adam neden birden telefonu kapattı ki diye bir düşünceye giriyorsan bu senin kuruntun olduğu kadar onun da suçu sayılır. Çünkü seven insan bunu yaşamanı istemez. Açıklamasıyla gelir. Tedbirini alır. Ya şuraya gitmeyi çok istiyorum ama acaba kızar mı söylersem? Bu bir tereddüttür. Ona karşı istediğin bir şeyi söyleme konusunda tereddüt ediyorsun demektir. Oysa seven insan bunun tereddütünü de bırakmaz. Oraya gidersen senin ağzını yüzünü dağıtacağını bilirsin. Yok yok şaka tabii ki. Ama kastettiğim şu. Rahatsız olsa bile trip atmaz, kızmaz, iletişim kurarak sebebini söyler. Bu da tereddütü ortadan kaldırır. Bu da senin içini rahatlatır, daha açık olmanı sağlar. 3. Seçim yapmak zorunda bırakmaz. İletişimin öneminin vurgulanacağı bir madde dostlar. Bir daha böyle bir şey giyersen seninle görüşmem. Saçını böyle yaparsan bir daha konuşmam. Sakal bırakırsan öptürmem. O arkadaşınla görüşürsen seni silerim. Bunu eklersen seni engellerim. Seven insan bu ve buna benzer cümleleri kullanmaz. Rahatsız olduğu bir konu varsa bile kullanmaz. Çünkü tehditle iş yaptırılmaz. Diğer tarafı seçim yaptırılmaya hiç çalışılmaz. Rahatsız oluyorsa hakkı var ama biraz Gürkan. Ah bu düşünce yüzünden zaten ilişkiler sarpa sarıyor. Size burada yapmayın, karşı çıkın, alayına rest, blöfe blöf, senin yaptığın atar benim dişimin kavuğuna kaçar tarzında yaklaşın demiyorum zaten. Demem de. Ama iletişim kurabilmeli insan. Özellikle sevgilisiyle, özellikle sevdiğiyle. O arkadaşınla görüşme. Neden ki? Ne zararı dokundu sana? Tipine gıcığım. Tipiyle bir insanı yargılamamalısın. Bence ön yargılarından kurtulduğun bir zaman beraber bir şeyler içelim. Hala sinirini bozuyorsa o zaman başka. Bunu giyme mi dedi? Nedir seni rahatsız eden? Ben sevmem. Tamam, ben de severim. Ama bu şekilde anlaşamayız. Sen rahatsız olduğun şeyi söyle ki ben orta yol bulabiliyor muyuz bir ona bakayım. Yani dostlar,
Kısacası iletişim. Tek sorunumuz olan iletişim. Mantıklı açıklama varsa haklısın dersin. Ya da orta yol bulalım dersin. Ama bunu yaparsan bu olur gibi cümleler artık ilkellikten öte değil. Bunları kullanmazsın. İşte o yüzden de seven insan tehdit etmez. Seven insan seçim yapmak zorunda bırakmaz. 4. Eleştirmez, rencide etmez. Bakın şimdiki maddeyi hepimiz yapıyoruz. Seven insan eleştirmez demeyeceğim o yüzden. Ama şunu diyeceğim. Seven insan rencide etmez. Konu ne olursa olsun. Sigara içmesini eleştirirsin. Ya tatlım bırakmalısın diye teşvik edebilirsin. Her mekanda beni yalnız bırakıp dışarı sigaraya çıkıyorsun. Rahatsız oluyorum dersin. Üzerimize kokusu siniyor. Çok rahatsız ediyor dersin. Ama ya sigaradan dişlerin sapsarı olmuş iğrençsin demezsin. Of leş gibi kokuyorsun. Tiksindiriyorsun kendinden ya. Demezsin. Şimdi bu arada sigara içmeyen biri olarak söylüyorum. Kamu spotu olsun. Gerçekten çok tedirgin edicidir dostlar. Hele hiç içmediyse o koku, o duman fena yapar insanı. Ama hep deriz ya üslup diye. Güzel bir üslupla dile getirilmeli. Her konuda böyle. Şuna rastladım geçtiğimiz günlerde. Ortam içerisinde çiftlerden biri sevgilisini eleştiriyor. Çok yanlış bir şey bu arada. Ya 2 kuruş para veriyorlar, eşek gibi çalıştırıyorlar bunu. Bu şapşal da bırakıp gidemiyor, kölelik yapıyor. Ya ne yapıyorsun? Her şeyden önce çalışan, para kazanan birine saygılı olmalı. İster cücük kadar kazansın, ister dünyaları kazansın. Çalışıyorsa saygı göstereceksin. Diğer yandan, ortam içinde insan eleştirilmez. Sevgili hiç eleştirilmez. Ayrıca bu eleştiri değil, rencide etmek. İşte bu yüzden dostlar, seven insan eleştiriyi abartıp rencide etmez. 5. Arka planı atmaz. Hepimizin bir hayatı var. Önceliklerimiz var, işimiz var, ailemiz var, beslediğimiz evcil hayvan var, tuttuğumuz takımımız var. Buraya kadar sorun yok. Buna da herkes saygılıdır. Saygılı olmak durumundadır. Ama bakın, ne yapalım ya? Biz de kankimle akşam eğlenmeye çıkacağız. Hafta sonu bizim çocuklarla koşuya gideceğiz. Cuma günkü maça 2 bilet geldi. Ben de Hamdi'yi çağırdım. Oradayız bu hafta sonu. Eliflerin doğum günü var. Seni de çağırırdım ama gelirsin diye çağırmak istemedim. Yani ilişkideki kişinin de dahil olabileceği planları anlatırken yokmuş gibi davranmak kalp kırar. Seven insan arka planı atmaz, kalp kırmaz. Canım ya cumartesi günü 6 erkek PlayStation gecesi yapacağız. Sen de gel, sen de arada çay dağıtsan gibi bir durumdan bahsetmiyorum. 2 biletin varsa ve ilk olarak sevgilin aklına gelmiyorsa burada sıkıntı vardır diyorum. Tabii ki kişiye özel alan olmalı. Tabii ki her şey beraber yapılmamalı. Ona lafım yok. Ama 30 günde bir günü sevgiline ayırıyorsan, geri kalan 29 günü kankilerinle geçiriyorsan burada bir sorun var demektir. Maddeyi tekrar edelim. Seven insan sevdiğini arka plana atmaz. 6. Paylaşmaktan kaçmaz. Hep ne deriz? İlişki paylaşmaktır. Paylaşım olmayan ilişki bitmeye mahkum bir iletişim gibidir. Peki paylaşım demek sadece anı paylaşmak mıdır? Günleri, geceleri, aynı yatağı, aynı sosyal medyayı mı paylaşmaktır? Hayır tabii ki. Paylaşmak mutluluğu da paylaşmaktır. Hayatındaki olumsuzluğu da paylaşmaktır. Derdini de paylaşmaktır, hayalini de paylaşmaktır. Seven insan bu paylaşımlardan kaçmaz. Sadece kendi mutluluğunu ya da derdini paylaşmıyor olarak düşünmemek lazım. Senin hayalini de paylaşması lazım. Ben yurt dışında master yapmak istiyorum. Hayalini duyduğunda ya sen üniversiteyi kazan da yurt dışın eksik kalsın dememesi lazım. Biraz da rencide etmemeye giriyor bu durum. Senin hüznünü de paylaşması lazım. İçinin burukluğunu da. Kış geldi, tüm yavru kediler üşüyecek diye gözlerin dolarken senin ben derdine yumurta kırayım. Önce sen kendi doğalgaz faturanı öde de ondan sonra kedileri düşün gibi komikliğe de vurmaması lazım. Olmuyor demeyin, benzerleri muhakkak oluyor. O yüzden aynı pencereden bakabilmeli. Bakış açısını paylaşabilmeli. Maddenin özü, seven insan paylaşımdan kaçmaz. Sevgili dostlar, şu çok önemli. Bu anlattığım şeylerde uyumsuzluk varsa hemen modunuzu düşürmeden önce, karşı tarafı suçlamadan önce bir kendinize de bakmalısınız. Siz acaba bu maddeleri taşıyor olabilir misiniz diye. Çünkü bazen etkiler tepkiler doğurur. Hiç ilgilenmeden ilgi bekliyorsanız olmaz. Hiçbir hüznünü paylaşmazken benim derdimi paylaşmıyor derseniz o da olmaz. Bir ortamda rencide ediyorsanız, küçük düşürüyorsanız olmaz. İnsan her zaman önce kendini geliştirmeli. Kendindeki açıkları kapatabilmeli. Sen geliştirdin, açıkları kapatabildin mi? Ona rağmen bu maddeler devamlı gözünün önünde mi? İşte o zaman için rahat olabilir. Ona göre önlem alınabilir. Gelişime ve değişime önce kendimizden başlamalıyız. Tekrar görüşene kadar kendinize göz kulak olun. Hoşça kalın.